selamlıyorum. Yerel seçimlere kısa bir süre kala meydanlarda tansiyon yükseliyor. Antalya'da Saadet Partisi, CHP, İyi Parti ve HDP'nin birbirlerini desteklediği bir bildiri dağıtıldı. Antalya'da HDP logolu sahte bildiride HDP'nin CHP, İyi Parti ve Saadet Partisini desteklediği ifadeleri ve sözde Kürdistan haritası yer alıyor. Bildiride "Metropollerde Millet İttifakını destekliyoruz." açıklaması da yer alıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Karamolluoğlu, daha önce HDP'de siyaset yapmış vatandaşlarımızın bir kısmı daha sonra AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti başta olmak üzere birçok partide siyasi faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu kardeşlerimizin bir kısmı da bugün Saadet Partisi'ne geçerek siyaset yapmaktadırlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Siyaset yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı partimize bekliyoruz meşru zeminde, ahlaki kuralları esas alarak politika yapmak isteyenlere kapımız her zaman açıktır paylaşımında bulundu. Söz konusu bildirinin ardından bir tepkide Saadet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Aktaş'tan geldi. Ali Aktaş sosyal medya hesabı üzerinden sert ifadeler kullandı. Antalya şehir merkezinde de dağıtıyorlar. Tarih bunlar kadar alçağını kaydetmedi. HDP adına sahte broşür bastırıp dağıtacak kadar düştüler. Çukur bile benim bir izzetim var, beni bunlarla nitelemeyin diye bağırıyor, dedi. Saadet Partisi Antalya Muratpaşa İlçe Başkanlığı harekete geçti. Sahte afiş ve bildiriler hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. İlçe Başkanı Çağrı Gedik oldu. 1389 bölgede seçime tek başına giren Saadet Partisi'nin ableminin de bulunduğu ve belirli odaklar tarafından dağıtılan malum afiş hakkında savcılığa suç duyurumuzu yaptık. Yetkililerden niyazımız bu broşürü seçim malzemesi yapmaktan vazgeçip faillerini bulmalarıdır ifadelerini kullandı. İzleyenler son zamanlarda çok farklı ifadeler kullanılıyor. Saadet Partisi işte ittifak yönünde bir takım çatı altında birleştiriliyor, gösteriliyor. Öte yandan işte CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP ittifakı ve aynı zamanda sahada yer alan söylemler de var. Bunlar işte Kandil'den icazet alıyorlar. Bunlar İstiklal Marşımızın, istikbalimizin düşmanıtır yönünde açıklamalar var, ifadeler var. Şimdi insan sorgulamadan edemiyor özellikle de şimdi HDP PKK'nın siyasi kolu uzantısı ve meydanlarda bu şekilde konuşuyorsunuz bunları ifade ediyorsunuz bunları iddia ediyorsunuz ancak şöyle bir baktığımız zaman HDP hazineden para alıyor ödenek alıyor siyasi faaliyetler için milyonlar bayağı bir yüksek meblağda para ödeniyor İşte milli iradenin en Yüksek noktada temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisinde irade kurullarında görev alıyorlar. Onun haricinde milletvekilleriyle temsil ediyorlar. Yine haftalık grup toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisinde e, toplantıda konuşuyorlar, grup toplantısında ve bu konuşmalarda meclis TV'den yayınlanıyor. Şimdi e, bu ifadelere bakıldığı zaman bir şey oturmuyor. Ya söylemlerde bir sıkıntı var? ya da anayasa, siyasi partiler kanunu ve yüksek seçim kurulunun baz aldığı kriterlerde bir durum var. Yani taşlar yerine oturmuyor çünkü. Bu kadar naralar atılıyor, bu kadar şeyler söyleniyor, bu kadar ithamlarda bulunuluyor e ama e, Türkiye'nin kalbi mecliste. Vekiller var. Hazine destek veriyor. Üst kademede idari görevler veriliyor bu insanlara. Ama siz çıkacaksınız böyle bir ifadede kullanı, bulunacaksınız. Bu ithamlarda bulunacaksınız. Ee, yani taşların yerine oturması için ifadelerin net ve e, dayanaklı olması gerekiyor. Maalesef son zamanlarda biz bunları görmüyoruz. Ee, yani kullanılan dil hukuk dili mi yoksa e, son zamanlarda işte şu 6 gün kala seçimi kazanmaya yönelik tepki çeken siyasi dil mi? Maalesef böyle bir süreç yaşıyoruz efendim.